Hocam aslında Merkez Bankası kararlarını konuşurken sıkılaştırma adımlarını da konuşalım isterim. Çünkü tabii ki enflasyon en önemli indikatör olarak duruyor ve takip edilecek bir veri. Özellikle bunun altını çiziyor Merkez Bankası kararları kurulu olarak hem de e, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek e, özellikle altını çiziyor takip edeceğiz veriyi ve ona göre sıkılaşma adımları gelecek. Bunlardan bazıları geldi. Nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonraki süreçte tabii ki enflasyon en önemli gösterge olarak kalacak ama bununla birlikte sıkılaşma devam eder mi? Nasıl adımlar atılır ve atılan adımların etkisi nasıl olur sizce? Evet şimdi her şeyden önce çevresel bir e, durum değerlendirmesi yapmak ve bazı konuların altını vurgulamak zorundayız. Dünyanın her yerinde ve her ekonomisinde gelişmişlik düzeyi veya enflasyonla olan imtihanı hangi düzeyde veya hangi derinlikte olursa olsun e, kaçınılamayan, e, sürekli olarak tekrarlanan, bilinen, ölçülmüş, literatürde yer etmiş bir seçim ekonomisi veya seçim iklimi dediğimiz e, olağanın dışında bir e, konjonktür tür vardır. E, hatırlarsanız 2024 yılı ile ilgili serim ve öngörülerde bu yılın 70'in üzerinde seçimle dünyanın değişik yerlerindeki 70'in üzerinde seçimle aslında bir seçimler yılı olacağına işaret edilmişti ve denilmişti ki bu seçim yılında e, tabi seçimler arasında en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri seçimi olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri seçimi e, esasen bundan sonra dünyadaki ekonomik gidişatın da e, aslında e, temel parametrelerini oluşturacak. Orada biliyorsunuz e, Trump'la e, Biden'ın e, şu anda rakipsiz olma durumları var. E, bu son saatlerdeki en son yoklamalarla da bir kere daha ortaya çıktı. E, ama Türkiye'de de bu seçim ekonomisi ve seçim iklimi artık bütün renkleriyle, bütün nüanslarıyla dolu dizgin yaşanmaya başlandı. Artık 15 günden az bugünü düşünmezseniz neredeyse 13-14 günlük bir süreden bahsediyoruz. Piyasaların açık olduğu veya mesai saati bakımından bu daha da sınırlı bir sayıda güne tekabül ediyor. Bu tür dönemlerde dünyanın her yerinde seçim sandığından sonucun beklenmesi ve buna bağlı belirsizlik iklimi hakim olur. Yani sisli havaya benzer. Bu sisli havada e, özellikle spekülasyonun e, manipülasyon katına arsızca taşınabilmesi hayasızca bir takım yayılması gündeme gelebilir. Hele bizimki gibi e, bir de enflasyonla bulaşık bir ikliminiz varsa bugünlerde yaşadığımız smog dediğimiz o kirli partiküllerin sisi daha da ağırlaştırdığı yukarıda kaldığı. Her bakımdan bünyeye zararlı bir durum ortaya çıkar. Ben teşbihte hata almaz. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu seçim iklimini smoga benzetiyorum. Çünkü spekülasyon haktır, ama bunun manipülasyona taşınması özellikle smog konusunda. ...dikkatli olup sağlıklarını koruyan vatandaşların... ...ekonomik bakımdan da, ekonomik smoga karşı da... ...dikkatli olmaları gerekir diye uyarmak istiyorum. E, bu çerçevede elbette e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı... E, ...birbiri ardı sıra üç defa e, canlı yayınlara katıldı. Normalde bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın aslında bütçeyle konuşması lazım. Yani diğer zamanlarda ve zeminlerde konuşmaması lazım ama... E, bu e, olağanüstü smog şartları altında Sayın Bakan da konuşmak durumunda kaldı ve orada aslında 3 yıllık bir serime sahip olan geçtiğimiz Eylül ayından itibaren uygulanan bir plandan bahsetti. Bu plan 3 sacaya üzerinde yükseliyor. E, Sayın Bakan tabi belirli konuları siyasetçi şapkasını da e, öngörürsek biraz olduğundan daha e, iyi taraflarıyla ortaya koymayı seviyor ve bunu tekrarlamaktan da hoşlanıyor. Herkesin bu tür yorumları ve değerlendirmeleri kendince değerlendirmesi gerekir. Ama Sayın Bakan'ın bir ifadesi çok önemli. Ben yatırımcı yatırım tavsiyesi vermem. Her vatandaş kendi yatırım kararları ve risklerinden sorumludur dedi. Tıpkı bizim gibi. Bizde kimsenin Yatırımlarından şu veya bu şekilde ne sorumluyuz, ne bu konuda ahkam kesmekle mükellefiz. Ama bu tehlikelere, bu e, manipülasyona varan söylencelere de dikkat etme dikkati çekmek gerekir. Biz de onu yapıyoruz, siz de yapıyorsunuz. Sayın Bakan bunu e, ekonomi yönetiminin önemli bir ismi olarak, bir otorite olarak, yetki sahibi bir kişi olarak yapıyor. E, Sayın Bakanın özellikle tasarruf ve mali bütçe konusundaki değerlendirmeleri bence biraz iyimserlik dozu yüksek değerlendirmelerdir. Ancak parasal politikalardan şimdi bahsetme zamanı çünkü Merkez Bankalarından bahsediyoruz, konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası biliyorsunuz parasal politikalardan ve fiyat istikrarından münhasıran sorumludur. Sayın Bakan'ın o büyük sütunlarda orta vadeli planın rehberliğinde 3 yıllık serin ortaya koyduğu bu modelin en önemli dayanaklarından biri parasal politikalar. Sayın Bakan çok açık ve veciz ifadelerle ehliyet ve dirayetine güvendiği ve uluslararası kalibrede değerlendirdiği Merkez Bankası yeni guvernörlüğünün bu konuda tam yetkili olduğuna işaret etti. araç bağımsızlığının altını çizdi. Ve dedi ki sıkılaştırıcı politikaları bu elden yürütmek gerekecek. Şimdi o zaman top Merkez Bankası'nda olduğuna göre Merkez Bankası ne yapmalı? E, tabii Merkez Bankası ortada kuyu var yandan geç muhabbetiyle seçime ağzına almamakla beraber ki öyle de olması gerekir. E, hatta birkaç kere böyle işte seçim sonrası e, belirli zam gelecek vesaire gibi bence bir daha tekrarlanmaması gereken ifadeler de ortaya çıkmıştı. Ama piyasadaki genel beklentiler bunun pas geçilmesi yönünde. Ha, dış alem ne diyor? JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, bunların hepsi dolar çerçevesinde değerlendirmelerde dolar tl çerçevesinde enflasyon çerçevesinde değerlendirmelerde bulunurken şu ortak noktada buluşuyorlar diyorlar ki gösterge faizinin daha yukarıya çekilmesi lazım yukarıya çekilsin ki bunların da e, Türkiye'ye geldiklerinde kazanacakları e, elde edecekleri faiz geliri yukarı çıksın peki burada ne e, bu burada mutabıklar ama zamanlaması konusunda Bank of America diyor ki seçimlerden sonra Deutsche Bank'la Goldman Sachs diyor ki yok yok Seçimlerden sonrasına beklemeye gerek yok. Özellikle dolar-tl paritesindeki gelişmeler altına olan tehaccüm vesaire. Bütün bunlar diyor. Biliyorsunuz, Derpane günlük altın üretimini 400 kilodan 600 kiloya çıkarttı. 50 artış yaptı. Buradaki problem şu sevgili hocam. Daha evvel de konuşmuştuk. Ekonomi bahçesini besleyen tl hortumunun ee, miktarsal sıkılaştırmasını yani içerisindeki sıvıyı ve vanayı Merkez Bankası kontrol ediyor. Ama Türkiye e, 50 veya 60 yıldır doğal ekonomi, dualite sahibi bir ekonomi. Yani dolar var. Daha evvel mark da vardı. Dolar var bir de altın borusu var. Şimdi bunların e, ne miktar kontrolü ne vanaları e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elinde değil. Bu konuda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek istisna da değil. Yani Filipinlerin de elinde değil. Yani başka ülkelerin de elinde değil. Sadece aklıma geldiği için söyledim. Şimdi dolayısıyla Fed bunu sıkılaştırıyor. Bütün dünyada buna e, uymak durumunda kalıyor. E, altın meselesinde de bir takım sınırlamalara gidildi. Ama orada bence biraz e, dikkatli gitmek lazım. E, şu anda e, ben e, ön kestirimlerimi... Ee, bu seçim ikliminde, atmosferinde paylaşmak istemem ama e, orada gerçekçi olmak lazım. Yoksa kayıt dışına kaçış e, kontrol edilemeyecek noktalara çıkar. Tıpkı e, alış-satış arasındaki marjın açılması ve kara borsa artık bir daha yaşamak istemediğimiz o eski hastalıklar tekrar nükseder. Neden? Antibiyotik kuvvetli bir tedavi tarzıdır. Tıpkı faiz arttırma gibi. Onun yanında antibiyotiğin e, yan etkilerini dengeleyecek e, destekleyici reçete yazmanız lazım. Merkez Bankası burada biraz yaya kaldı. Bir daha söylüyorum, yaya kaldı. Senkronizasyonu başaramadı. Makroekonomik ihtiyati tedbirleri biz geçtiğimiz pas geçilen en son toplantıda bekliyorduk. Bunlar gecikmeli olarak ve donanımlı olarak ortaya çıkmadı. O bakımdan Perşembe günü büyük bir ihtimalle seçim öncesinde faizlere dokunulmayacak ancak... Metinde çok kuvvetli. Ee, sadece dolaylı değil, doğrudan e, merkez bankasının durumu nasıl okuduğunu. Çünkü şu anda 36'lık hedefin üçte biri zaten gerçekleşmiş durumda enflasyon hedefinin. En son piyasa beklenti anketi ortada. Bizim çalıştırdığımız modele şimdi girmek istemiyorum. Orada daha farklı sıkıntılı şeyler çıkar ortaya. Dolayısıyla piyasa beklentilerini dengeleyebilmek ve beklenti yönetiminde ön alabilmek, bir daha söylüyorum ön alabilmek, inisiyatif sahibi olmak, inisiyatifin kimde olduğunu dosta düşmana ele veya şuna buna gösterebilmek açısından merkez bankasının kemikli bir karar metniyle çıkması lazım. Öyle do satır aralarında onu dedi, bunu dedi, bilmem ne hoca arkadan şunu söylemiş gibi değil. Hayır hayır, çok ciddi. ...metini sağlam şekilde ortaya koyması lazım. Şahin tınısı yüksek bir metin, yok güvercin tınılı ama Şahin'i bilmem... ...böyle şeylerin artık e, hakikaten e, çok daha e, Merkez Bankası tarafından... ...ciddi bir şekilde ortaya konması evet. lazım. Evet. Bizzat guvernör yardımcısı e, irtibatın koptuğunu, bağlantılarda sıkıntı olduğunu söyledi. Bu bağlantılar ne durumda? O konuda da aydınlatıcı olmaları lazım... E, Avrupa Merkez Bankası Bence gene bekle gör politikasına gidebilir lagardın çapı e, Avrupa Birliği'nin e, iç e, mücadeleleri evet. e, Almanya'nın evet. ve diğerlerinin duruşu belli e, orada yeni bir şey olmayacak Japonya'dan e, sürpriz bekliyorum Japonya biraz söylemini değiştirdi e, Japonya ne yapıyor Ne diyor e, Sıkı çalışmamız lazım Japonları anlamak kolay değildir. Ama onu böyle ayaküstü değerlendirirseniz yanlış neticeler ortaya çıkabilir. Evet. Dolayısıyla bu hafta Merkez Bankalarının haftası. E, perdeyi Fed açacak. E, onun belki e, açtığı perde tonu e, diğer Merkez Bankaları kararlarının da en azından yorumlanmasında diyelim e, hakim rolü oynayacak sevgili hocam. Yani rezonansı verecek olan metronom ayarını yapacak olan Fed bunu da e, açık ve net olarak bilmekte ve bildirmekte fayda var.